Evet, kumaş evliliklerimizi düzelttik. Bir önceki videoda kumaşı kalıba hazırlamayı anlatmıştım. Bunda da kalıpları kumaşa yerleştirmeyi anlatıyorum. Bakınız, burası ön ortası düz boy iplik olduğu için kumaş katına yerleştirildi. Ve düz boy ipliğini kaydırmadan iğneledik. Burası da arka ortası düz boy ipliğine yerleştirildi. Ve ölçerek yerleştirdik kenara. Niye bunu buraya yapıştırmadık? Yapıştırabilirdik. Küçük bir beden, büyük bir beden değil. Bazı büyük bedenlerde bir ene anca sığabiliyor kalça ölçüsünden dolayı. Buradaki payımız fermuar dikilecek buraya. 18 santimlik bir mesafeden fermuar dikilecek, fermuar payımız var. Bu da arka dikiş payımız var. Buradan da kemer çıkaracağız hanımlar. Kumaşımızın geri kalanı da bize gelecek. Şimdi Esin Hanım ne yapacak? Kalıplarımızın kenarından düzgünce kaydırmadan sıfır noktasından çizecek. Bu bir kalem etek kalıbıdır. Kalem etek dikeceğiz. Dikim aşamalarını da sizinle paylaşacağım. Çizdikten sonra kalıp üzerine şablon faylarını vermediğimiz için 1-1,5 santimdir normalde ama ilk dikiş olduğu için ben 2 santimden de dikiş paylarını çizecek. Daha sonra sarı karbon kağıdıyla daha önceki videolarımda anlattığım karbon kağıdın altına koyarak işaretlerimizi bu tarafa geçirecek. Biz çizimimizi yapıp bitirdikten sonra size bunun çizilmiş halini, dikiş payları verilmiş halini ve işaret geçirme kısmını yeniden göstereceğiz.